Timur Soykan, Bir Gün Gazetesi köşe yazarı Timur Soykan şu anda canlı yayında karşında. Timur, hoş geldin. Bu aralar sürekli olarak aynı pozisyondasın. Kulağında kulaklık, 7/24 sana danışıyoruz Timur. Çünkü bazı şeylerin deşifresini sen daha iyi biliyorsun. Uzun yıllardır bu meseleleri yazdığın için sen de dinlemişsindir. Notlarını da almışsındır. Bu video özetle ne diyor? Şimdi bu video aslında Sedat Peker'in daha önce işaret ettiği bir konuya detaylı bir giriş olarak adlandırabiliriz. Çünkü daha ilk videolarında Sedat Peker elinde notlar aldığı kağıdı göstermiş ve o kağıtta Suriye'ye kaçırılan silahlar tanık Serdar Ekşi diye yazmıştı. Bu skandalın, Sedat Peker skandalının en yüksek noktalarından birinin Suriye'ye gönderilen silahlar iddiası olacağı belli olmuştu. Çünkü bu artık Türkiye içindeki iddiaları aşıyor, bir uluslararası iddia boyutuna taşınıyor. Dediğimiz gibi şunu öncelikle belirtmeliyiz. Sedat Peker'in bu iddiaları diğer itirafları gibi değil, yani bir ikrar değil. Daha önce işte Hürriyet gazetesi baskını, karakolda eski milletvekilinin dövülmesi ve Kutlu Adalı cinayetlerinde bizzat ikrarda bulundu. Yani itiraflarda bulundu. Bunlar ayrı bir nokta. Diğerleri daha çok iddialarına dayanıyor. Suriyeli silahlarla ilgili de bir önceki videoda, yani 8. videoda iddialarda bulunmuştu. Demişti ki ben yardım malzemeleri gönderiyordum Suriye'deki Türkmenlere, iç savaşın yaşandığı Suriye'deki Türkmenlere, ama o sırada Sadat, yani bir askeri danışmanlık şirketi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın eski güvenlik danışmanı Adnan Tanrıverdi'nin başında olduğu Sadat, kendileri benim ismimi, pankartları benim ismimi hazırlayıp tırlarla silah götürüyorlardı diye iddiada bulunmuştu. Şimdi bu iddiası tabii çok büyük yankı yarattı. Yani hatta dış basında da çok hatırı sayılır bir yer aldı bu haber. Çünkü çok ciddi bir suçlama bu. Çünkü bir yandan da El Nusra'ya gittiğini söylüyor. Ve 2015 yılından beri sanırım El Nusra Türkiye'nin de terör örgütleri listesinde. Yani Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde, Türkiye'nin de terör örgütleri listesinde. El-Kaide'nin Suriye kolu El Nusra. Şimdi bu noktada bu iddia tabii bu iddiasını güçlendirmek istedi Sedat Peker. Bunun için de yarın yayınlayacağı videodan önce böyle kısa bir video yayınlayacağı dün duyurmuştu. Ve söylediği şey de şu: Serdar Ekşioğlu'nu hedef alıyor. Serdar Ekşioğlu ile konuşmasını bu sefer yayınlıyor. Ve Serdar Ekşioğlu'nun kendi aleyhinde çalıştığını, duyduğunu ve bu deşifreyi, bu ifşayı bu nedenle yaptığını iddia ediyor. Hatırlarsınız, daha önce Hadi Özışık'la böyle bir görüşmesini yayınlamıştı. Başka görüşmeler de bu şekilde yayınlayarak tezlerini güçlendirmişti. Burada şunu yapmaya çalışıyor: İddia olmaktan çıkartıp tanıklarla savını, sözlerini desteklemeye çalışıyor. Serdar Ekşioğlu kim? Serdar Ekşioğlu... Tam onu soracaktım. Önce şunu, evet, şunun altını çizelim. Yani sen diyorsun ki tıpkı kendi erkek kardeşi Atilla Peker'i Kutlu Adalı davasında ihbar etmesi gibi ve bir soruşturma açılması yönünde Türk yargısını zorlaması gibi, bu telefon görüşmelerine paylaşarak da meselenin bir iddiadan daha fazla tanıklarıyla bir soruşturma dosyasına yönlendirilmesi için bir gayret içerisinde, anladığım kadarıyla bunu söylüyorsun. Peki Serdar Ekşioğlu kim? İnsanlar şu anda çılgınca bütün ekranlarına Serdar Ekşioğlu kim yazıyorlar. Çünkü Türkiye'de kamuoyunun önemli bir bölümü de Lazoil'den de habersiz, Serdar Ekşioğlu'nun varlığından da habersiz. Tıpkı kamuoyunun %37'sinin Sedat Peker'in 100 milyonlarca izlenen bu videolardan habersiz oluşu gibi. Serdar Ekşioğlu bir Rizeli iş insanı ve Ekşioğlu zaten, yani çok kalabalık bir ailedir Ekşioğulları. Yani inşaat işinde, akaryakıt işinde, yani İstanbul'un neresine bakarsanız özellikle Anadolu yakasında bir yerde Ekşioğlu soyadını, markasını görürsünüz her yerde. Ama Serdar Ekşioğlu bu akaryakıt şirketi üzerinden çalışmalar yürüten bir isim ve kendisi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninin kocası, yani aileden biri. Şimdi aslında bu hamleyi, bu tanıklığı yapmasının bir nedeni de, yani o ismi kullanmasının, Serdar Ekşioğlu'nun kullanmasının bir nedeni de aile içine gitmiş olması. Biliyorsunuz bu videoda değil, yarın yayınlayacağı videoda değil, bir sonraki videoda Erdoğan'la helalleşeceğiz demişti. Yüz yüze görür, yani onunla konuşma şeklini bir videoda çekeceğini söylemişti ve bunu ertelemişti bir hafta. Bir şekilde ailenin içinden bir kişiyi tanık olarak göstermesi önemli hale geliyor. Bu silah taşı, Suriye'ye yasa dışı bir şekilde silah taşındığı iddiaları ile ilgili.
aynı zamanda Serdar Ekşioğlu'nu şöyle tanımlayabiliriz. Berat Albayrak'a yakın bir isim olarak hep dile getirilmişti. Hatta Berat Albayrak'ın istifasının açıklanamadığı bir türlü o 28 saat içerisinde Fahrettin Altun'a niye bir açıklama yapılmıyor diye bir tweet dağıtmıştı. Yani o anlamda böyle Pelikan'a daha yakın duran bir isim olarak, yani Berat Albayrak'a daha yakın bir isim olarak kendisi ifade ediliyordu. Özellikle 2015'ten sonra servetinde ciddi bir artış olduğu yönünde iddialar var. Yani ticaretinin çok güçlendiği yönünde iddialar var. Ama tabii Türkiye'nin gündemine geldiği olaylardan biri aynı Sedat Peker gibi Suriye'ye yaptığı yardım. O da şöyle bir yardım. Askeri botlar, işte askeri kamuflaj kıyafetler ve çuvallar dolusu tırla bir yardım götürüyor Suriye'ye ve bunu da medyada sayfa sayfa bir duyuruyor. Yani çok gündeme getiriyor. Ve o dönem işte Sedat Peker'le de yakınlığını zaten telefon görüşmesinden anlayabiliyoruz. Zaten videoyu izlemeyenler için bir hatırlatma daha yapalım. Timur'un profilini anlattığı iş insanı Serdar Ekşioğlu bütün telefon konuşması boyunca mafya lideri Sedat Peker'e reisim diye hitap ediyor. Yani reisim demediği hiçbir an yok. Bütün cümlelerini reisim diye başlıyor. Ve aynı şekilde şunu da yapıyor. Reisim derken o video arka fonu da görüyoruz. İlk 3-4 videoyu çektiği yerde yani Sedat Peker. Ve o videolar başlamış çoktan, ondan sonra bir görüşme gerçekleşiyor. Dinlenmesinden endişeli. FaceTime dinlenemiyor diyor Sedat Peker ona, ama tabii şöyle bir gerçek var. Sedat Peker dinliyor, yani kaydediyor bu görüşmeleri ve elinde tutuyor. Ve zaten o şunu da belli etmişti. Serdar Ekşi'yi o bahsettiğim gibi kağıdı ekrana tutup Suriye'deki silahlar ve artısında tanık Serdar Ekşi yazdığı andan itibaren bu konunun geleceğini biz hepimiz bekliyorduk. Hatta ne zaman buna gelecek? Serdar Ekşi o kısmına ne zaman gelecek diye merak ediyorduk. Yani kendimiz. O SE kodu aslında Serdar Ekşioğlu'nun koduydu. Bugün onu daha iyi anlıyoruz. Bir de Fatih Tezcan kendi kendini ifşa etmişti ve demişti ki evet, ben Sedat Peker'i aradım. Görüntülü bir telefon konuşması, hatta birkaç yaptım. Bu yayınlanan videoda o söz konusu telefon konuşmasının da ayrıntılarını öğreniyoruz. Fatih Tezcan'ın Sedat Peker'i aradığını, Pelikan grubundan Mehmet Ağar'ın nefret ettiğini söylediğini, Mehmet Ağar'ın ve çevresindeki bir grubun Türkiye'de devletin içine kurulmuş bir odak tarafından kullanıldığını anlattığını, bunların tamamının tabii ki beyanlar olduğunun bir kez daha altını çizelim. Bunlar hem bu video kaydında Sedat Peker'in anlattığı beyanlar, hem Serdar Ekşioğlu'nun anlattığı beyanlar, hem de Fatih Tezcan'ın anlattığı beyanlar. Bunların her biri bağımsız yargı tarafından elbette ki incelenecek ve bir açıklığa kavuşturulacaktır. Bunların tamamının bu kayıtlı videolardan edinilen bilgiler olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ama orada enteresan bir başka nokta daha var. Bu videonun yayınlanmasından sonra Sedat Peker kendi sosyal medya hesabından deyim yerindeyse bu ifşayı neden yaptığıyla ilgili bir gerekçe paylaşımında bulundu. Dedi ki hani dik duracaktık? Sen benimle Serdar Ekşioğlu'nu hedef alarak ve ona hitaben, sen benimle bu görüntülü görüşmeleri yaptıktan sonra benim aleyhime gerçekleşen çalışmaların içinde bulundun. Oysa ki hani biz bir aileydik, bu suçların hepsinde ortağız diyor Sedat Peker. Şimdi bir, Sedat Peker içeriden bilgi mi alıyor? Nereden biliyor mesela Serdar Ekşioğlu'nun hangi grubun içinde hangi çalışmayı yaptığını? Ve iki, ne demek istiyor biz bir aileyiz, bu suçlarda ortayız diye? Resmen şunu ilan ediyor kendisi. Ben bütün soruşturma aşamalarından adım adım bilgi sahibi oluyorum diyor. Türkiye'deki, bakın, yani, Türkiye'deki soruşturma aşamaları. Şöyle, Sedat Peker'e bilgi yağıyor. Gerçekten bilgi yağıyor. Yani sızıntı öyle küçük bir sızıntı değil. Biz nereden haberdar oluyoruz Sedat Peker'le ilgili soruşturmalardan? Sedat Peker'in kendisinden haberdar oluyoruz. Bunların hepsi gizli soruşturmalar. Bakın, Ankara'da o videoyu yayınlamasından sonra, yani videoları yayınlamaya başlamasından sonra Ankara'da bir soruşturma başlatıldı hakkında. Bizim hiçbirimiz haberi yoktu bundan. Hiçbirimiz duymamıştık. O dedi ki böyle bir soruşturma var. 613 kişi hakkında dinleme kararı çıkartıldı dedi. Yani o kadar artık hakim ki. O sızıntı o kadar büyük bir sızıntı ki 630, 600, 650 filan değil. 613 kişi hakkında soruşturma açtınız diyor. Bakın, bugün yine paylaşımları var. Diyor ki benim avukatlarımın, benim bir dönem avukatlığımı yapmış herkesin
pasaportları iptal edildi, yurt dışına çıkışmaları engellendi diyor. Ama diyor siz benim bütün ailemi bırakın hapsetmeyi, beni ailemi öldürseniz bile ben vazgeçmeyeceğim diyor. Yani bütün o hamleler o belli ki Sedat Peker'e de bir operasyon yaklaşıyor. Zaten beklenen de bu. Yani Sedat Peker'le ilişki halinde olan kişilere yönelik bir operasyon hazırlığı olduğu çok belli. Zaten soruşturma ile ilgili sürekli bilgi sızıyor. Buna karşı da kendi önlemler geliştiriyor, tehditler savuruyor. Ama burada şunu yapıyor aynı zamanda. Yani Serdar Ekşioğlu ile telefon konuşması aslında nasıl pazarlıkların döndüğünü ortaya koyuyor Özlem. Bu çok açıdan çok önemli. Telefonu açar açmaz Serdar Ekşioğlu diyor ki ya bu pelikancılara girme diyor. Ya düşünsenize birileri kendini korumak için Sedat Peker'e aracılar gönderiyorlar. Şöyle hep öğütten bahsediyor. O kim? Pelikancı işte Hilal Kaplan, Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın eşi. Ve Pelikan grubunu yöneten isimlerden biri olarak adlandırılır. İki kişinin ismi geçiyor. Birisi Hilal Kaplan'ın eşi ve ekranlarda Kemalizm bir virüstür ifadelerini kullanmış olan Süheyb Öğüt. Ondan bahsediyor. Pelikan'ın yöneticisi kendisidir biliyorsun diyor Serdar Ekşioğlu. İkinci isimse Sayın Serhat Albayrak, Albayrak Medya Grubu'nu yöneten. Onun da medya ayağı olduğunu söylüyor ve hatta bir ara görevden alınacağıyla ilgili dedikodular çıktığını, sonra vazgeçildiğini. Yani satır satır dinlediğinde video gerçekten de akıl almaz iddialar içeren bir kayıt. Şimdi bununla ilgili bağımsız yargı herhangi bir şey olacak mı, yapılacak mı, ya da kişiler bu videoyu muhatap alıp bir yanıt paylaşacaklar mı? Böyle bir şey olduğu an son dakika olarak ekranlarımızda bu bilgileri de paylaşacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Timur, çok teşekkür ediyorum analizin için. Yarın sabah saat 7.30'da Sedat Peker'in bir video paylaşımı daha olacak biliyoruz. Çünkü kendisi resmen ilan ediyor, reklam yapıyor bu konularda. Bakalım orada ne anlatacak veya da ne gibi iddialar ortalığa saçılacak. Hep birlikte hem gazeteciler hem de Türk kamuoyu olarak dehşetle izlediğimizi söyleyelim. Gerçekten de bu olup biteni. Tekrar çok teşekkür ediyorum Bir Gün Gazetesi yazarı, meslektaşım Timur Soykan'a bu analiz için. Bir yandan da sosyal medya üzerinden son dakika gelişmelerini tabii ki takip